Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde maddenin ısı iletimi ile ilgili sorular çözeceğiz daha çok. Şimdi ilk sorumuz yoğunlukla ilgili bir soru. Hemen sorumuza geçelim. Şekildeki bir miktar buzun su dolu kapta yüzdüğü görülmektedir. Buna göre buz ve su ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Buz suyun katı halidir. Evet, doğru. Buz suyun katı halidir. B şıkkı, su buza dönüşürken kimliği değişmez. Evet, buz suya dönüşürken kimliği değişmez. Siz buzu eritirseniz tekrardan suyu elde edebilirsiniz. Bu da kimliğinin değişmediği anlamına gelir. C şıkkı, yanlışı soruyor bizden. C şıkkı, suyun yoğunluğu buzun yoğunluğundan küçüktür. Suyun yoğunluğu bunun tam tersine demesi lazımdır. Burada suyun yoğunluğu buzun yoğunluğundan büyük olduğu için buzu yukarı çıkarmış. O yüzden cevap şıkkımız C. Şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim. Şayet buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük olmuş olsaydı su donduğunda buz tanecikleri dibe çökeceği için haliyle bir zaman sonra buz kütleleri yığılacak ve burada yaşam olumsuz etkilenmiş olacak. Bu da suya ait bir özellik. Bir diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi ısı iletimiyle ilgili yanlış bir ifadedir? A şıkkı, ısı yalıtkanı maddeler ısıyı hiç iletmezler. Buradaki hiç cümlesi, hiç kelimesi bunun yanlış olduğunu zaten bize veriyor. Yanlışı soruyor zaten. Yanlış. Evet. Yalıtkan maddeler evet ısıyı hiç iletmez diyemeyiz. Isıyı az iletir. En iyi iletkenler metallerdir. Yalıtkan malzemelerimiz genelde nelerdir? İçi boşlukta olan işte el yağ, sünger, pamuk, tahta, masa, plastik, cam yünü, katran gibi maddeler bizim yalıtkan malzemelerimizdir. Şimdi yine 5 şıkkında okuyalım. Isı iletimi aynı zamanda bir enerji aktarımıdır. Evet, ısı iletimi bir enerji aktarımıdır. Şöyle bir gösterelim isterseniz. Şuna bir A maddesi diyelim. Şurası çok karıştırılır zaten. Şöyle A maddesi diyelim. Şuraya da B maddesi diyelim. Şimdi diyelim ki A'nın sıcaklığı B'den fazla olsun diyelim. Isı akışı A'dan B'ye doğru. Bakın. Sıcaklık akışı A'dan B değil. Akışı olan şey ısıdır. Sıcaklığın akışı olmaz. Buna dikkat edelim. Bu akış ne zamana kadar sürer? Bu iki maddenin sıcaklığı eşit olana kadar devam eder. Şimdi 5 şıkkını okuyalım tekrardan. Isı iletimi aynı zamanda bir enerji aktarımıdır. Evet doğru. C şıkkı, ısının akış yönü sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur. Evet, A'yı sıcak madde diye kabul ettik. Burada. D şıkkı, ısı akışı cisimlerin sıcaklıkları eşit oluncaya kadar devam eder. Bir diğer sorumuz. Şekildeki tencerenin kutları sert plastikten, gövdesi ise çelikten yapılmıştır. Bu tencereyle ilgili yorumlardan hangileri yapılabilir? Evet. Tencere kut kısımları yalıtkan bir madde, yani plastikten yapılmışken diğer kısımlar metalden yapılmıştır. Metaller, az önce de dedim, metaller ısı iyi iletirken diğer yalıtkan değil, yani plastik gibi maddelerse ısıyı az iletir. Şimdi bir, hangileriyle ilgili yorumlar yapılabilir demiş. Evet. Tencerenin gövdesi ve kutlarının ısı iletkenlikleri birbirinden farklıdır. Evet, ısı iletkenlikleri birbirinden farklıdır. Doğru. 2. Tencere gövdesinde çeliğin kullanılmasının nedeni ısı iletiminin iyi olması. Evet. Çelik bir metaldir. Metallerin ısı iletimi daha iyi. Haliyle ısı iyi ilettiği için yemeğinizin de erken pişmesine neden olur. 3. Tencere kutlarının ısı yalıtkanın plastikten yapılması tutulmasını kolaylaştırmıştır. Evet. Kut kısımları plastikten yapıldığı için haliyle ısıyı iyi iletmez. Bu sayede bizim elimizde yanmamış olur. Cevabımız 3'ü de doğru olduğu için cevap şıkkımız deniz. Evet.
Sonraki sorumuza geçelim. K, L, M ve N maddelerinin ısı iletkenliklerini gösteren bir grafik aşağıdaki gibi çizilmiştir. Buna göre K, L, M ve N maddeleriyle ilgili hangi yorum yapılamaz? Hangi yorum yapılamaz? Şimdi soru cevap şıklarına bakmadan önce ısı iletkenlikleri, ısı iletkenliği en fazla hangi maddeymiş? K maddesi olduğunu görebiliyoruz. Isı yalıtkanı, yani yalıtkan bir madde kimmiş? Yani ısı yalıtkan bir madde, L ise yalıtkan bir madde. Isı en iyi ileten K, en kötü iletense L maddesi. Buradan bu sonuca vardı. Şimdi hangi yorum yapılamazmış? A için, A şıkkı, L ısı en az ileten maddedir. L ısı en az ileten maddedir. Evet. Isı en az ileten maddemiz kimmiş? L maddesiymiş. B, M ısı yalıtımında kullanılacak en uygun maddedir. M ısı yalıtımında kullanılacak en iyi maddedir demesi yanlış. Isı yalıtımında kullanılacak en iyi madde ısıyı iyi iletmeyen madde olması lazım. Isıyı iyi iletmeyen maddemiz kim? L olduğu için B yanlış cevap şıkkımız olacak. Demek ki şimdi yine C ve D şıkkını da okuyalım. K'dan yapılacak bir tavanın sapı içinde kullanılabilir. Evet. Yani K tavasında L'yi sap olarak kullanabilirsiniz. Çünkü elinizin yanmaması için ısı iletkenliği az olan bir madde kullanmanız lazım. O da L olabilir. D, M neye göre daha iyi ısı iletkenidir? Evet, M'nin ısı iletkenliğinin N'den büyük olduğunu görebiliyoruz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, aşağıdaki 3 farklı metal çubuğun demir bir levhaya perçinlenmesiyle oluşmuş ısı iletim aleti verilmiştir. Verilen aletin uçlarına mum yardımıyla iğne tutturulduktan sonra ispirt ocağına yaklaştırıldığında ilk olarak bakır çubuğun ucundaki iğnenin, ardından alüminyum çubuğun ucundaki iğnenin, son olarak da demir çubuğun ucundaki iğnenin düştüğü görülmüştür. Şimdi ispirtoyla ısıtılmış metal kısım. Şunların uçlarında farklı metaller var. Her birinin ucuna da ne konulmuş? İğne konulmuş mumda. Mum yardımıyla iğneler tutturulmuş. Isı verildikten sonra önce bakırdaki iğne düşüyor. En sonsa demirdeki iğne düşüyor. Bundan hangi sonucu çıkartabiliriz? Demek ki bakırın iletkenliği bu diğer maddelere göre daha fazla. Demek ki demirin iletkenliği ise diğer maddelere göre daha az olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi buna göre yapılan bu deneye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. A şıkkını okuyalım. Farklı maddelerin ısı iletkenlikleri farklı olabilir. Evet. Farklı olduğu için zaten boyları da eşit kabul ediyoruz zaten. Farklı olduğu için ısı iletkenlikleri farklı olduğu için iğneler farklı sürelerde düşmüş. Bakırın ısı iletkenliği demir ve alüminyuma göre daha yüksektir. Evet, az önce söyledim. İğne önce bakırda düştüğü için aynı bakırın iletkenliği diğerlerine göre daha fazla. C şıkkı, demir çok iyi bir ısı yalıtkanıdır. Evet, yalıtkanı dediği için yanlış bir cümle, bir kelime. Demir bir metal olduğu için biz metallere ne dedik? Metaller iletken maddelerdir. Metaller de kendi arasında ısıyı az iletip veya az ya da fazla iletme durumlarına göre değişiklik gösterebilir. Ama demirin çok iyi bir ısı yalıtkanıdır demesi yanlış bir cümle. Demir ısıyı az ileten bir iletken maddedir. Demek daha doğrudur. Diğerlerine göre tabii. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, sıcak havada tahta bankta oturan birisi tahta banktan kalkarak demir banka oturduğunda daha sıcak olduğunu hissediyor. Buna göre bankların hangi özelliği sıcakların farklı hissedilmesinde etkili olmuştur? Şimdi az önce de dedim, metaller diğer maddelere göre ısı iletkenlikleri daha fazladır. Mesela metalle tahtayı karşılaştırırsanız
Metal tahtaya göre ısı iletkenliği daha fazladır. Haliyle siz metal banka oturduğunuzda ısı iletimi erken olacağı için, hızlı olacağı için daha erken sıcaklık hissedersin. Bu da neyle ilgili? Isı iletimiyle ilgili bir durum. Bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi binalarda ısı yalıtım malzemesi seçerken aranacak özelliklerden biri değil? Şimdi biraz yalıtım nedir, yalıtım malzemeleri nedir ondan bahsedeyim. Şimdi yalıtım bir ortamdaki ısının diğer bir ortama geçişini engellemektir yalıtım. Bunu neyle yaparız? Yalıtım malzemeleri dediğimiz malzemelerle yaparız. Bu malzemelere örnek verecek olursak işte el yap, katra, çift cam, pamuk, tahta yani ahşap ya da plastik, strafor köpük, plastik gibi maddeler bizim yalıtım malzemesi olarak kullanabileceğimiz malzemeler. Malzemelerin şöyle bir özelliği var. Bu malzemeler boşluklu yapıya sahip olduğu için ısı iyi iletmezler. Bizler bu maddeleri seçerken yani yalıtım malzemesi seçerken şunlara dikkat etmemiz lazım. Uzun ömürlü olup olmamasına, sonra yanabilir, yani kolay yanabilir mi, yanmaz, bunlara dikkat etmemiz lazım. Şimdi tekrar sorumuza dönelim. Aşağıdakilerden hangisi binalarda ısı yalıtım malzemesi seçerken aranacak özellikten biri değildir? Evet. A şıkkı ısıyı iyi iletmemesi. Evet. Bu doğru. Isıyı ileten madde kullanmamam lazım. Uzun ömürlü olmalıdır. Evet. Uzun ömürlü olmalıdır. Kolay alev alabilmelidir. Hayır. Kolay alev alan değil, almaya malzemeler tercih etmem lazım. D şıkkında okuyalım. İç kısımları boşluklu yapılar tercih edilmeli. Bu da doğru bir cümle. Cevap şıkkımız C. Bir sonraki soru. Hem yazın hem de kışın kullanacağı evinde ısı yalıtımı yaptırmak isteyen Yavuz Bey'in hangisini yaptırması doğru olmaz? Şimdi A. Çatıya cam yönü ile kaplanmak, cam yönü yalıtkan bir maddedir. Doğru. Bunu yapabilir. Evin dış cephesini beyaza boyamak. Şimdi gençler eğer ılıman bir bölgede yaşıyorsanız, yani yazları ve kışları ılık geçen bir bölgede yaşıyorsanız evinizin dış cephesini beyaza boyamanız sorun olmaz. Ama kışları çok soğuk, yazları çok sıcak olan bir bölgede yaşıyorsanız siz evinizin dış cephesini beyaza boyamanız mantıklı olmaz. Çünkü beyaz yazın evet evin içindeki ısı yalıtımını sağlayabilir. Aşırı evin içi ısınmaz. Çünkü gelen ışınlar beyaz yüzeye çarpıp geri yansır. Bu yüzden evin içi aşırı ısınmamış olur. Ama kışın ışınları tekrar yansıtacağı için evin içi bu defa ısınmamış olacak. Bu da doğru olmaz. O yüzden cevap şıkkımız ne olacak? Evin dış cephesini beyaza boyamak doğru olmayacak. Yine C şıkkında okuyalım. Duvarlar arasına plastik köpük koydurmak. Plastik köpük yalıtkan bir madde. Yalıtım malzemesi olarak kullanılabilir. D şıkkı çift cam kullanmak aynı zamanda yalıtım malzemesi olarak kullanılabilir. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Isı yalıtımı yapılan binalarla ilgili ifadelerden hangileri sağlanabilir? Evet. Çevreye daha az atık madde bırakılır. Evet doğru. Çevreye daha az madde bırakılır. Şimdi eğer iyi bir yalıtım yapmamışsanız aşırı yakacak tüketeceğiniz için dışarıyı da kirletmiş olacaksınız. Bir diğeri 2. Enerji tasarrufu sağlar. Evet doğru. Enerji tasarrufu sağlar. Bunun tersini düşünelim. Şimdi eğer siz iyi bir yalıtım yapmamışsanız kombinizi iyi bir yalıtım yapmışsanız öyle diyelim. İyi bir yalıtım yapmışsanız kombinizi 40'da 50'de tutabilirsiniz. Ama iyi bir yalıtım yapmamışsanız içerideki ısı sürekli dışarı kaçacağı için ne yapacaksınız? İşte bu defa 70'de 80'de veya 60'da kombinizi kullanabileceksiniz. Bu da enerji tasarrufu sağlamamış olacak size. Bir diğer öncülüğe geçelim. 3. Aşırı ısınma ya da soğumayı
önler. Evet doğru. Yalıtım, aşırı ısınma ve soğumayı önler. Şayet iyi bir yalıtım yapmamışsanız da bu defa ısı geçişleri hızlı olacağı için aşırı ısınma ve soğuma da olacak. Bu sayede önlenmemiş olacak. Yani ısı kaybı önlenmemiş olur. Ama iyi bir ısı yalıtımı sonucunda aşırı ısınma veya soğuma önlenmiş olur. Demek cevap şıkkımız neymiş? Deniz mi? Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.